Şimdi kayınpeder Mehmet Bey, tekrar hatırladık ya burada izlerken. Diyor ki düğündeki bütün takıları yedi içti. Takı altın bitince bu iş bitti. İyi de Mehmet Bey, bu kadar altın takabiliyorsan. Ben bir saniye araya girebilir sen, miyim? Dul bir özür dilerim. Bu niye? Adamın adı Mehmet değil. Bir kere bu adamın adı Metin. Ben bunu Metin olarak biliyorum. Yani bu adamın adı Mehmet değil. Ben bu adamın adını Mehmet olarak bilmiyorum. Şöyle, belki nüfus kağıdında öyle oluyor da bazen aile arasında başka isim söylüyorlar. O bence en küçük detay. Diyor ya ben işte her altınları şeyleri aldı. Mehmet Bey sen madem altın alabiliyordun bu kadar da bu kadından ne derler dul bir kadından niye borç para istedin o zaman? Ki ben borç para istemedim. Yok kulak misafiri oldu. Kim kime kulak misafiriyle bundan 4-5 yıl öncenin parasıyla 10 bin lira verir ki düğün yapacağım. Kim verir? Yarım saat yalvardık kapıda kayısısını gösterdi. Sana en fazla kayısımı bir ayın içinde satar paranı veririm ve 8 ay sonra verdi. İşte şu kaynanalık meselesine gelelim. Ki kaynanalık meselesi yok. Ben sabah işe gidiyorum, akşam geliyorum ve beni kaynana yere koymadı. Beni saymadı. Bana tanışanlıyken hakaretler, küfürler. Hiçbir zaman beni kaynana olarak benimseyemedi. Yani canı istedi mi bana geldi, canı istemedi mi gelmedi o şekilde. Ben onun evine sayılıdır gittiğim. Gitmemişim evine. İşte o da bana sayılıdır geldi. Şeyi bile laf etmiş mesela. Ben perdeyi işte şöyle tak dedim diye. Ben bir keresinde komşusunun doğum günü vardı onun evinde kutlanıyordu. Çağırdı kızım dedim bu mutfağın perdesi hem mutfağın misafir odasından mutfağınkini değiştirmiş. Misafir odasında iki tane cam var. Mutfağınkini oraya dedim hem bir de mutfağınki ayrı ayrı oluyor. Ben öyle istiyorum. Ben de artık sustum yani. Tabii ki benim ama benim bu sonradan bu lafı edilmiş şöyle. Kaynanam her ben şeyimize evine gitmedim. Ben 3 yıl bu 2 sene evliliğinde belki 3 kere evine siz gitmişimdir. Siz yakın mı oturuyordunuz anneyle? Camlarımız birbirine bakıyordu. Pencerelerimiz karşı karşıya. Apartman ters dönünce karşı karşıya. Onun için sen karınla bir sorun yaşadığında direkt gidip annende kalıyordun. Hayır evde daha sonra geldikten sonra söyledi. Hani evi taşıdıktan sonra yanıma geldi ya. Yavrum evini görünce vicdan hani üzüldün mü? Anne ben o evi görmek istemiyorum. Ben o evi kepçeni yıkmak istiyorum. Gelip bana anlatmıyordu. Anne ben sabrediyordum. Bu gelin kolları buraya camdan atacağım. Kuşumuz var. Anne kuşun kafasını koparacağım. Kim diyor bunu? Yülbeyaz. Bir ara psikoloji annene, bayağı bir bozmuş. Annene hakaret edip çıkıp bağıracağım. Anne ben hep sabrettim. Hep yuvamdır. Hep işte belki düzelir. Hatta komşumuz peynirci var. Gitmiş peynirci dayıya dedi. Beni de dedi ki bacı ben böyle söylüyorum ama Yusuf hani üzülmesin. Yusuf benim onun lafını sana söylediğimi söylemesin. Bizim bir kuşumuz var. Bir virgül demiş koyacağım. Ki, evet. Çok affedersin lafını unutma. Bir araya gideceğim efendim. Aranın ardından devam edeceğiz. Bugün Fırıldak Mustafa dosyasında da çok önemli ayrıntılar, çok önemli iddialar gündeme gelecek. Evet bu konu devam edecek elbette. Ama Yusuf'la Gülbeyaz'ın evliliklerinin 2 yıl gibi kısa bir sürede boşanma noktasına gelmesinin sebebi Gülbeyaz'ın ailesi ve Yusuf'un annesi mi? Bir de tabii senin babanla da galiba Gülbeyaz, baban sanki Gülbeyaz'a destek gibi bir... Yanlış. Yanlış mı? Ben de kendisi beni aradı, küplere binmiş Serap Hanım. Baban? Tabii evet. Küplere binmiş. Ben niye beni öyle şeylerde bulunuyor dedi. Ve babayı bağlayın o zaman babası. Bağlayın dedi. Çetin Bey'i bağlayalım. Dün bağlanmış Hanım, reklam girmiş ben bitmiş. Ben 4 ay kendisinin yanında çalıştım. Onu da inkar etti. Diyor ki babasının yanına gezmeye gitti. Ben sorum. Tamam. Burada yanında çalıştım. Çetin Bey merhabalar. Merhaba ablacığım. Siz ayrı anne babanın çocukları olarak büyümüşler ama evlatlarınızı galiba görüyorsunuz, desteksiniz. Mesela düğünde bulundunuz mu? Evet bulundum. Tabii kendi düğününe beni çağırmadı. Herhalde ben kendim gittim ablacığım. Kim çağırmadı? Niye çağırmadınız babanızı? Beni davet etmemişlerdi. Aramız yoktu ablam. Ben davet etmedik herhalde kendim gittim. İyi yapmışsın. Kardeşlerimle birlikte gittik. Peki gelini ve ailesini nasıl buldun? Mesela kayınpeder Mehmet Bey. Ben ablacığım onları fazla tanımam. Yani kişilik olarak tanımam. Yani gelin Gülbeyaz'ı tanıyorum. O da bizim iş yerine geldi. 3-4 gün bizim yanımızda kaldı burada. Ben onlara her türlü burada desteği sağladım kendilerine. Yani her türlü imkanı. Hatta kendisine dedim ki bak
el kiranızı veremezsiniz, bir mağduriyetiniz olur, bir sıkıntınız olursa hiç şey yapmayın. Yusuf oğluma da dedim ki, oğlum bak evini Malatya'dan getirme. Malatya sanayi bölgesi, büyük şehir. Organizasyon yok dedi baba dedi, kayınbabam gül falan diyor ki illa gel bizim yanımıza. Ankara'ya. Bizimle birlikte. Hayır, şey, Elazığ. Malatya'dan Elazığ. Selam bizimle Hanım, birlikte, orada sana bir iş yan bulacağız, oluruz. Destek bulacağız dediler. Ben hep lafta kaldı. Işte. Şimdi lafta kaldı diyorsun ama kayınpeder sana iş buluyor. Ben senin babanın bulduğu işte de çalışmam diyorsun ama nasıl, yani. Nasıl Serap Hanım? Diyorsun ki lafta kaldı bütün söyledikleri, destek oluruz. Adam sana iş buluyor. Sen diyorsun ki ben senin babanın bulduğu işte çalışmam. Ama emri vakil işim Serap Hanım. Emri vakil değil. Babalar. Ne var bunda? İş bulmuş adam. Yani büyükler böyle bir şey teklif edebilir, ısrar edebilir. Oğlum bak bu iş iyi diyebilir. Şimdi sizin maaşınızı, benim maaşımı, kayınbabam mı... Pazarlığını yapacak ben mi yapmam lazım? Ablacığım, bir dakika, ona da cevap vereceğim. Söyle Çetin Bey. Ablacığım şimdi bunlar buraya geldi. Tamam mı? Ben o gelin hanıma da üçümüz aynı masada oturuyorduk. Dedim ki bak sen Sevim Hanım hakkında ileri geri konuşuyorsun. Ağır konuşuyorsun. Küfürlü konuşuyorsun. Gelip bana söylüyorlar. Sen bir genç gelinsin. Sana bu kelimeler... Bu şeyler yakışmaz. Yüzüne söyledim. Bak sorabilirsiniz yani. Yani kaynananla ilgili düzgün konuş dedin. Tabii düzgün konuş dedim. En azından dedim, bak o kadın namuslu bir kadındır dedim. Çoluk çocuğu dedim yani biz ayrı, her ne kadar ayrı da olsak o kadın büyüttü yani. Tabii. O kadının bir sürü emeği var. Merdiven sildi, gitti lokantalarda bulaşık yıkadı. O şekilde onları büyüttü yani. Allah işini yüzünü rast etsin o kadının. Bravo. Anlıyor musun ablacığım? Evet evet. Şimdi ben burada dedim ki bak kendilerine artı dedim. Yusuf dedim, sen bu evi dedim siz Elazığ'a getiriyorsun ama dedim Malatya'da fabrika çok, iş imkanı da çok. Yok baba dedi, kayınbabam geldi ki diyor ki illa bizi Elazığ'a getir. Elazığ'a gel. Dedim ki gel oğlum. Hatta ben kendisine getirmesi için de yardımcı oldum. Tabi bunlar söylenmez. Ben Metin Bey gibi demem de 500 milyon verdim. Yok çocuğu hastaneye götürdüm bilmem. Yusuf biliyor, sonra perde kasına sorarsınız kendisine. Anladın mı ablacığım? Sen bu dün Gülbeyaz'ın gelininin söylediği hangi sözlere kızdın Çetin Bey? Kızdın, orada diyor ki yalan söylüyorlar. İkisi de yalancı değil. Yalandan başka hiç anlamıyorum ablam. Sesin gelmiyor. Serap Hanım. Hayır. Şunu söylüyorum. Çok kızmışsın ya gelinin bazı iddialarda bulundu diye. Neye kızdın sen? Ablacığım ağza ben sana bir şey söyleyeyim. Hiçbir yanlışın başkın canlı yayınlasın. Babam sen... Serap Hanım, yani, bir soru soracağım. Yüzüne söyledim, dedim ki sen bir genç gelirsin. Çok kalitesiz sana. Bir, evet çok ya. Kalitesizlik bu ya. Aynen. Abla bir soru sorabilir miyim? Bir saniye Çetin Bey, söyle. Ben baba sana şunu soracağım, senden 2000 lira çorap satacağım diye para, sermaye istedim mi? Ablacığım beni dinliyor musun? Bir dakika, bir şey soruyor Yusuf da o yüzden. Ablacığım ben şimdi cevap vereceğim, Serap Hanım dinliyor musunuz? Dinliyorum. Şimdi ablacığım bu Yusuf çocukluğundan beri, seyyar satıcılık yapar. 9 yaşından beri ben hambalık yaptım. Her iş yaptım yapar, çile meydanında çalışır. Tablada sebze satar, meyve satar. Fabrikada iş bulduğu zaman fabrikalarda gider çalışır. Boş zamanını da boş geçirmeyeyim diye gider işte camilerin önünde ufak tefek şeyler satar yani. Aynen. Yani kayınpederi yani, diyor ki düğündeki altınları yedi yalan, bitirdi. Yalan. Ondan sonra hiç Serap çalışmadı. Hanım, 2000 lira kendisine ben çorap alacağım ablacığım. Diye sermaye istedim. Ablacığım, sağ olsun gönderdi. Şimdi, ablacığım ben Malatya'dayken ben şimdi reklam olmasın. Ben Malatya'dayken Yusuf'a sermaye de gönderdim ablam. Hayır, anladın bunun mı? Bir reklamı yok canım. Ne var bunda babası? Ben de kaç kere leblebi almış ablam. Ticaret yapmışız kendisine. Metin Bey gibi desem ki ben Yusuf hastaydı. Yusuf'a 500 milyon verdim, hastane parası verdim. Biz burada 7 yabancı insanların elinden tutuyoruz. 500 lira 300 lira yemek getiriyoruz. Para veriyoruz. Yani biz o kadar 500 milyonluk adam mıyız yani? Serap tamam, Hanım onu da sigorta primini ödedim. Fazlasını verdim. Satın. Yani bu evliliğin kendisine. Bu noktaya gelmesinde senin kayınpeder olarak, Sevim Hanım'ın kayınvalide olarak ve onun annesi babası bu yüzden mi bu noktaya geldi sence Çetin Bey? Karşı taraf abla. Karşı taraf. Karşı taraf. Annesine ama sen abla, biraz anneni de çünkü abla, suçluyor gibi yok, konuşmuştun Serap başta. Hanım. Annesine babasına ablacığım, verdiği değerin üçte birini bana verseydi var ya ablacığım, ben şaha kalkmıştım. Abla, efendim şaha kalkmıştım. Çetin Bey. Ablacığım ben ikinci evliyim. Sevim Hanım'dan sonra tekrar evlilik yaptım. Ben yanlış anlaşılmasın diye bunu söylüyorum. Şimdi ben ikinci evliyim ablacığım. İkinci evliyim. Yalnız Sevim Hanım çok dürüst ve şerefli bir insandır. Dün diyor ki işi gücü Sevim Hanım'ın da yalan makinesi, Yusuf'un da yalan makinesi. Bunlar 24 saat dini imanları yalan diyor Metin Bey. Anlıyor musun ablam? Ama gerçekten
şerefiyle namusuyla çalışan, çoluk çocuğunu şerefiyle namusuyla büyüten bir kadındır o. Şimdi senin oğlun buraya aslında karısıyla barışmak için geldi. Yani ailesinin baskısı altında benimle o yüzden barışmıyor. Yoksa beni istiyor dedi. Peki barışsa Gülbeyaz, sen, Sevim Hanım sen kabul ediyor musun? Etmiyorum ben o gelini. Bana ağzı alınmayacak. Ben onu sordum. Evet. Bir cevap versin. Ben oğluma dedim ya, o ben babası hiç ömrü hayatımda duymadığım küfürleri bir bayan olarak bana yaptı. Aynen. Adam 50 küsür yaşında, ben 50 yaşındayım. Ama ömrü hayatımda duymadım. Bu gitmiş stresten ekmek yemiş. Artık anne bayılacaktım. Anne beni bırak, ben gidip o adamı öldüreceğim, keseceğim. Sevim Hanım, demek ki aslında Gülbeyaz dönseydi, ki Yusuf onu istemek için İstiyordu. Geldi. Evet. Sen şunu mu diyecektin? Ben istemiyordum. Ya o ya ben mi diyecektim? Evet. Ha, diyecektin evet. Yani bunu. Çünkü o kız çocuğumun yemeğini yapmadı. O kız 7/24 bir sorar mısınız oğluma? Günde kaç saat sosyal medyada aktifti? Kaç kere yemeğini hazırladı, düğünde sobasını yaktı? Takılan takılara ne oldu? Düğünde takılan takılar ne oldu? Ha, altınlar onlar ne oldu? Onlar kız 15'e gitti, elinden aldı. Elinden alındı. Avukat Bey, aha, şöyle. Babası mı aldı? Serap Hanım, o konuya dönecek. Çünkü altınları yediler, olay bitti dedi ya kayınbaba. Hemen ona bir açıklık getireceğim. Ne oldu altınlara? Şimdi bir gün ziyarete gittik. Aradı, dedi ki kaynanam bağlanabilir. Dedi ki oğlum dedi, bu altınlar dedi ortalıkta kaybolur. Dedim bankaya falan gelinin dedi. Gelinin eve hırsız girer. Verirsiniz dedi. Eve hırsız mırsız girer. Bunu dedi bana dedi, teslim edin dedi. Ha dedim, al dedim. Hani evde kalacağına sen de kalsın dedim. Ondan sonra eksiksiz olarak kendisine teslim ettim. Orada mı hala? Tabii kendisinde. Peki Gülbeyaz merhaba. Şerefim üzerine de yemin ederim, onlar da yemin etsin. Gülbeyaz sen merhaba. Merhaba. 25 Eylül'de evi taşırken altınları da öncesinde babanın evine bırakmış. Bıraktı. Annen söylemiş. Serap Hanımcığım. Kaynanım aldı. Evet. Bir dakika Yusuf Bey. Söyle Gülbeyaz. Serap Hanım. Öncelikle az önce kayınbabam bağlandı ya, hani diyor ya. Hı hı. Yardım ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Daha düne kadar sahip çıkmadığın kadına ve oğlana nasıl kalkıp şimdi çok... Kaç kere benim... Açıklık getirmeni istemiyorum. Yok, lütfen. Bir dakika. Ben size söyleyeceğim. Benim penyem kıpkırmızıydı Serap Hanım, o kayısının böyle şeyi. Kışın. Yok, kışın. Oraya da geleceğim. Bak çok uzun uzatamıyorum. Yok, biliyorsun aynen. Sırada bekleyenler var. Çarpıcı ve hedefteki sorulara cevap ver. Kışın ne yedin diyor. Efendim kışın ben çorap satıyordum, çerez satıyordum. Ondan sonra bu şekilde geçip, boş bizim oralarda hambarlık var. Onun bunun yükünü taşıyordum, fayans taşıyordum. Bu şekilde evimi... Hiç altın bozdurdun mu mesela? Geçimini... Kışın ziynetlerinizi bozdurdunuz mu? Oraya getireceğim. Sade bir bilezik kendisi de bağlansın. Bozdurduk. Düğün salonunun masrafını mecburiyette verdik. Kışın yemek için, harcamak için, kiranı ödemek için ziynet eşyalarını bozdurdun mu? Altın bozdurdun mu? Ziynet eşya sadece bir tane bir Cumhuriyet altını vardı. Pandemiydi. O zaman çok sıkışmıştım. Tamam. Onu tek bozduk. Peki efendim Gülbeyaz geliyor. Ben şimdi size tek tek lütfen kesilmeden altınların nasıl bozulduğunu anlatacağım. Ve ben size de bildirdim. Bu benim yayına son bağlanışım. Çünkü ben yanımdaki insanlara artık bir şey ispatlamaktan yoruldum. Peki. Buna benim şimdi bozdurduğu kuyumcu da şahittir. Bu bir. İkincisi yan tarafta bulunan komşumuz Fatma abla her şeye şahit. Bu bir. Serap Hanım, bir kedinin kuyruğuna basmadığınız süre zarfında kimse kalkıp size karışmaz. Serap Hanım için söylüyorum bunu. O kendisi orada suçsuz hani görünüyor ya. Gerçekten öyle değil. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Aynen, göründüğü gibi değil. Benim çocuğum... Ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Çocuğumun yemeği hazırlanmıyordu, evi süpürülmüyordu. Benim bir yer başı tatilim vardı. Gittim o gelin hanımın halılarını yıkadım ya. Ben madem ben yemek hazırlamıyordum,
Bir sene dayandı, iki sene dayandı. 3-4 senedir evlisiniz. 4 sene oldu. Ne yedi senin? Geliyor. Valla gece gündüz. Peki Yusuf, tabii, madem böyle niye istiyordun bu kızı geldiğinde tekrar? Evet, niye istiyordun ya? Niye geri geldin? Bir de ona cevap versin. Aynen, bir saniye Gülbeyaz. Madem annen de ya aynen, o ya ben diyor, istemiyorum diyor gelse bile. Sen de diyorsun ki... Abla, Malatya'daydık. Niye geri istiyorsun? İşte oraya hemen geleceğim. Dedi ki ben dedi düzeleceğim dedi, her şeyi bırakacağım tamam, dedi. Tamam, düzeleceğim. Yusuf dedi, bana desin, dedi evimizi getirelim. Vallahi dedi düzeleceğim, tallayı düzeleceğim. Kendin bir hafta 10 gün sürmedi. Aynı tas, aynı hamam. Hayır, o geçti. Bakın, bir dakika Gülbeyaz. Tamam, o geçti. Baktın, denedin, olmadı. Buraya geldiğinde de karınla barışmak istedin. Burada da ben bayana da dedim. Ben burada beni Serap Hanım ilanı aşk etmiş gibi verdiler. Ben dedim ki ablacığım ya gelsin yuvasına dönsün ya boşansın. İkisine de ben razıyım dedim. Tamam, ama şunu bayanlara da sorabilirsiniz. Benim karım aslında beni seviyor, aile baskısı yüzünden aile baskı gelmiyor. Kuruyor. Dedin. Aile bana... Ve ben karımı istiyorum dedin. Ya da boşansın, boşanacaksa. Ya dedim ya gelsin yuvasına dönsün ya da boşansın. Ama yuvasına dönsün demek boşansın bir dedim, şey, beklenti. Sen o zaman bu kadar kötülediğiniz, annenin de kötülediği, annene küfürler etmiş, saygısızlık etmiş iddiaya aynen, göre. Bu kızı niye bir daha istiyorsun o zaman? Bir daha isteme değil. Serap Hanım, çamur diyor ki, ay, evet, evet deseydi gel. Serap Hanım tabii kabul ediyordu. Serap Hanım diyordu ki sürekli diyor tamam, 21 yaşındayım. Ben hot bir meydan. Ya gelsin birleşsin ya gelsin ayrı. Serap Hanım bakın kendisi efendim, bakın diyor ki altınları kayınbabam aldı. Bakın Serap Hanım altınları ilk başta kayınvalide hanımefendi var ya bana dedi ki sen dedi biz altın yapamıyoruz dedi. Hani bu babamın aldığı para mevzusunda söylesin de benim babam o parayı faiziyle geri kendisine ödedi. Tek şuna dürüst ol. Baban faizi, annen altınları aldı mı almadı mı? Buna dürüst benim ol. Benim annem altınları nasıl aldı mı hemen anlatayım. Arkadaş çok güzel yalan söylüyor. Bakın Serap Hanım. Ha. Ben 15'ime gittiğim zaman anneme dedim ki anne dedim. Bak bizim komşular da şahitli Serap Hanım. Bizim kapı gece açılıyor muydu açılmıyor muydu? Bunu Yusuf Bey'e evet ya da hayır desin. Sadece lütfen. Açılıyor muydu açılıyor? Ne yapalım? Kapı. Bizim kapı geç, açılıyor muydu açılıyor muydu? Kapı açılık yatırabilir mi? Yok abla. Hayır şimdi öyle bir içsen açılacak. Serap Hanım evine yalan benim söylüyor, yalan söylüyor. Bizim kapının kilidi içine sadece içtik. Abla kapı niye açılsın? Kapı dış kapı şehir gibi yer. Şehir gibi yer. Yok öyle şey olur mu? Ya. Tefke Fatma abla. Neyse anne hırsızlık olabilir diye annene mi götürdün? Hayır, hayır anne sağdı. Serap Hanım ben de onu anlatıyorum. Annem aldıysa bile bak ben annem aldıysa ben şu an eve ben... Ya eve kavuşmayayım. Bu bir. İkincisi kapı açılır diye annen ben aldı, Yusuf Bey'e dedim kavuşmayasın ki. Serap Hanım dedim. Vay sen dedim, nasıl ben, can vereceksin kadın? Bir dakika. Ben dedim ki Yusuf dedim. Altınları dedim. Anneme teslim edelim mi? Bakın Kur'an çarpsın annemin hiçbir şeyden haberi yok. Teslim edelim mi dedim. Yusuf Bey de bana orada döndü dedi ki. Evet dedi edelim dedi. Zaten bizim epey fazla sağlam değil dedi. Ben de kendime güvenmiyorum dedim Yusuf. Ya, ben o zaman 17 yaşındaydım. Bir dakika. 17 yaşındayım. O da bana döndü dedi ki olur dedi 17, verelim dedi. İşimiz düşerse alırız. Zaten Selim Hanım evlendiğimiz zaman şuydu. Ben size yardım edeceğim. Ben size bakacağım. Şöyle böyle. Düğün oldu. Altınlar bana teslim edilince Selim Hanım ikincisini kapıma dayandı. Altınları verin. Altınlar böyle. Altınlar şöyle diye. Ben de vermedim kendisine. Ondan sonra zaten yok kirayı veremiyordu. Ya biz sorsanız da Yusuf Bey bir gün evi kiraya veren ev sahibiyle kaç kere muhatap oldu? Kim Yusuf Bey elektriğini ödeyemiyordu. Kim ödedi? Kim ödedi ya, kiraları? Bakın ev sahibinin numarası Yusuf Bey'de bile doğru düzgün yoktu. Ev sahibi beni arardı. Bir hanım kira bu ay yatmadı. Bir hanım şu kira eksik yattı. Kira şöyle oldu, kira böyle oldu diye. Yusuf Bey kalkıp orada buna erkeklik yapmasın. Yani kaç kere anladın sen Şire Pazarı'nda o benim bu böyle şireli gömleğimi kan gibiydi. Serap Hanım kan dedi, geldi abiyle kilitlendi dedi, Bey, sen dedi bu şartlarda mı para kazanıyorsun? Hanım, yemin Bey ederim ya. Yusuf Bey iş falan bulmadı. Sen pazara gitmişsin,
o vişne falan taşımış. Serap Hanım şimdi. Diyor ki tişörtüm diyor böyle kıpkırmızıydı, sarılıp bana ağladı karım. Terdi geldi dedi sen bu şartlarda bu para kazanıyorsun. Bu şartlarda mı para kazanıyorsun dedi. Paran yenmez dedi, üngür üngür ağlıyordu. Ya yemin neyse ederim ya. Artık bunlar olup bitmiş. Serap Hanım ben çalışmadı, yapmadı, etmedi demiyorum. Ben bir güne bir güne ihmal etmedim. Ama Serap tamamı, dün tamamı bir ay çalışmıyor. 3 senelik evlilikte dedi. Dünya yalan söyledin dedim bir ay tek çalıştı. Bir ay çalışmış kıvırdı. Olamaz ya. Hayır, niye kıvırdın, niye kıvırdın? Bakın oradaki Avukat Bey, Avukat Bey bana şunu sordu. Evlendiğiniz zaman çalışıyor muydu? Evlendiğiniz zaman bir ay sonra işten çıkıyordu. Dökümünü çıkarabilirim Serap Hanım. Ben 3600 gün sigortam var. Güvenlik için görevlisi olarak da çalışıyordum. Döküm çıkarabilirim. Çift iş yapıyordum bir de. Ek iş bile yapıyordum ya. Herkes bir sakin olsun. Şimdi Sevim Hanım diyor ki yani ben bence sen dün bağlandığında tamam Yusuf kocacığım ben anladım dönüyorum deseydin Yusuf seni alıp evine ben gidecekti. Ben öyle bir şey yapmam o benim için en büyük hata olur biliyor musun? Ben cümlemi bir tamamlayayım. Böyle düşünerek geldi tamam. Fakat Sevim Hanım baştan itibaren eğer o kadın geri gelirse karın ya ben yani ya anneni seçeceksin aynen. Ya karını. Diyor hala da diyor zaten. 7/24 sosyal medyadaydı çocuğuma eşlik görevlerini yapmıyordu. Eşlik peki, görevlerini yapmıyordu. Gülbeyaz senin son sözün ne? Yani bu evliliği senin ailen senin ailen ve Sevim Hanım mı yıktı? Benim yuvamı Sevim Hanım yıktı. Allah'a havale ediyorum. Benim altınlarım da şu altın mevzusta canı da çıksa ölüme de gitti. Ben o eşyaları da ona vermeyeceğim, altınları da vermeyeceğim. Neden vermeyeceğim? Çünkü onlar benim hakkım. Nasıl senin hakkın? Alın teri sen mi döktün? Onlar benim hakkım. Alın Serap Hanım terini, nasıl hakkın? Ben ek iş yaparak eşya aldım. Alın teri döktün. Nasıl hakkın? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o eşyaları yakarım, yine sana vermem. Nasıl hakkın? Niye vermem biliyor musun? Ya. Bana kaynanalık yapıyor demişlerdi. Lütfen. Bir dakika. Lütfen bir dakika. Sebebini bakın, söylesin. Serap Hanım, sebebini hemen söyleyeyim. Ben beyefendi evi terk edip gittikten bir hafta boyunca bakın mesajları da var. Mektup evi terk ettiğim mektup da var. Bizi benim ailemi o altınları o eşyaları bana teslim etmezsen sizi temizlerim dediği görüntüleri de var. İsterseniz yayınlayın. Her yayınla, şey var Serap Hanım. Yayınla. Peki bu arada bir şey soracağım. Bir şey soracağım sana Gülbeyaz. Düğünde sana takı takıldı. Bu Yusuf'a çeyrektir, odur, budur, paralar, onlar, bunlar, damatlığının üstüne ona da bir şeyler takılmadı mı? Şöyle. Dört tane çeyrek takıldı ama. Şöyle Serap Hanım, paraları annesi aldı, benim gelinlik borcum vardı, şey yapmıştı. Düğün salonu borcu vardı mecburen. Düğün salonu borcunu yalan söylüyorlar. Bilezik bozuluk o dedik. Gülbeyaz Hanım, sizi dinledikçe bu evlilik sanki bir alışveriş meselesi gibi anlıyoruz. Ya sevgidir, sadakattir, iyi niyettir. Varlıkta, yoklukta. Eğer evet. Müsaade ederseniz bir de, Gülbeyaz, şöyle bir şey var diyorsun ya, sıkıştık diyor. İşte pandemiydi, bir çeyrek sattık. Evet, öyleydi Serap Hanım. Bir saniye, bir şey söyleyeceğim. Ya bu altınlar falan onun için var zaten. İnsanlar onun için getiriyor. Sana çaydanlık getirmiyorlar ki. Bu para etmez. Bir tane çeyrek ya da bir gram altın götüreyim. Yeni evli bunlar. Borcu harcı vardır. Satsın ödesin diye. Yani karı kocalık, evlilik zaten böyle bir şey değil mi? Paylaşmak değil mi yani? Evet, doğru. İki tane altını satmış da ne olmuş? Gidip de pavyonda yememiş, karınızla yememiş. Efendim ederim, kötü alışkanlıkla yememiş. Aynen. Ne var bunda? Sen de olur sen verirsin. Onda olur o verir. İkinizde de vardır ortaklaşa ödersiniz. Yani üç tane altın koca sattı diye evlilik mi yıkılır ya? Dışarıda bir simit yemiş değildir. Neyse sen şimdi sonuç olarak diyorsun ki bu evliliğin kurtuluşu yok öyle mi Gülbeyaz? Asla yok asla yok. Bu altınları kesinlikle vermem. Eşyaları da yakarımın hukuki bir yani, yaptırımı var mı? Yani yakarsa... Ya yani, Serap Hanım ben açıkçası şöyle, onu yani, şöyle söylüyorum. Gülbeyaz altınların hepsi bir kere senin değil. Yani düğünde takılan takıların sadece özgülenmiş sana yani bir kadına özgülenmiş olanlar senin. Mesela bir bilezik takıldıysa evet o senin. Ama düğünde takılan çeyrektir, altındır, gramdır... Bu tarz onlar altınların paylaşımı yarı yarıyadır haberin olsun. Yani ki. O kural değişti. Ziynet eşyaları tamamen kadınındır kuralı değişti. Yani altındır, çeyrektir bunların hepsi ikiye bölünerek verildi. Bir de eşyaları yakamazsın. O eşyaların bedelinin yarısını ödemek zorundasın bilgin olsun. Niye yakacaksın niye ya? Yazık günah değil mi? Yani bu kadar kızgınlık, bu kadar hırs niye?
Niye yakıyor? Ben senelerce taksit ödedim. Bir hafta boyunca telefonlarımı açmadı. Bir hafta sonra gelip bana dedi ki ben pişman oldum, tekrar olalım. Ya ben bir hafta boyunca seni aradım. Bak Yusuf 850 lira kira veriyorduk biz. Yusuf söyle Yusuf, benim mesajlarım bile duruyor. Beyefendi dönüp bana diyor ki ben kafa dinleyeceğim. Tamam, bence bu konuları zaten geçmiş konularda bu eşya yakarım falan çok sağlıklı düşünceler değil bunlar. Varsa bir şeylere ihtiyacı al Yusuf de. Sendekiler sende kalsın. Onun ihtiyaçlarını ver. Bir soru sorabilirim. İyi olun, iyi. Serap iyi Hanım, insan. Evimi ihmal ettiğini hiçbir gün öbür gün namusuna söylesin. Evi ihmal etmiş mi? Evde bir şey eksik etmiş mi? Ondan sonra abla ya ben... Artık bunların hiçbir önemi yok. Bunların artık hiçbir önemi yok. Çünkü gelinen noktada büyük bir karşılıklı bilemeyeceğim ama özellikle Seyum Hanım'a karşı saygısızlık var. O öbür tarafa karşı senin yok babanın bulduğu işte çalışmam. Ya baba da yapabilir. Elazığ onun memleketi. Gider der ki Hasan Bey ben damadımı işe sokacağım ama çocuğa şu kadar bir para versen... Tabii. Çok memnun olurum diyebilir bunda. Şimdi Serap Hanım, bunu sorun edecek bir şey yok demek babası istiyorum. Babası niye 200 bin lira istiyormuş yani ha, havadan? Ha boşanmak için evet. 200 bin lira 200 bin lira o niye? Siz? Hava parası mı? Şöyle söyleyeyim size bir dakika. Ben sinirli bir insandı. Onu da öyle sinir anıyla söyledi. Tabii ki bunu ne zaman söyledi? Yusuf Bey'in bize gönderdiği tehdit mektubundan sonra. Peki. O zaman Serap Hanım kendisinden tek ricam var. Gelsin olmuyorsa anlaşmalı bir şekilde boşanalım. Zaten herkes öyle bir 200 bin lira verecek falan paraları da yok. Param da yok. Çıkmaz. Öyle bir şey de yok. 1 milyon da tazminat da vermem. Nafaka da kendisine yok. Vermem. Çünkü ben çok fedakarlık ettim. Gelsin tamam. Anlaşmalı bir şekilde tamam. Verelim gidelim. Bir de şöyle bir şey var Gülbeyaz. Eğer gerçekten bu işin yürümeyeceğine inanıyorsan bir para pul mevzusu da yapmazsın. İş uzamasın anlaşmalı, diye. Anlaşmalı boşanalım gidelim. Uzamasın diye. Tamam. Dersin ki tamam biz medenice yollarımızı ayıralım medenice dersin. Ayrılalım. Para pul ne ya? Yani böyle bir şey olabilir mi?